Divanı anlattık. Sıra tanzimatta. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Divandan sonra millet diyor ki yani böyle Şinasi toplanıyor. Şinasi diye bir adam var. om diyor bu divan edebiyattakiler diyor bir şeyler yazıyor ama diyor kimse anlamıyor ki la bunları diyor. Bunlar diyor ne ayakları diyor. Biz diyor yeni bir edebiyat kuralım diyor. Biraz daha böyle batıyı Fransız edebiyatını taklit edelim. Ee, biraz daha diyor batıdan bir şeyler kapalım. Kendi Türklerle karışan böyle karışık bir şeyler oluşturan ve halk için yazalım. En önemlisi bu diyorlar. Ee, tamam iyi diyorlar. Ee, ne yapalım diyorlar. Şinasi diyor ki tanzimat edebiyatını kuralım diyor. Diyor gel diyor Agah efendi diyor. Hele paraları çıkar diyor. Ne yaptın sen bu ha parayı diyor. E, bu Loto'dan para tutturmuş ağabey efendiyle birlikte tercüman ahval. ilk özel gazeteyi bunlar çıkarıyorlar. Efendim bunlar ilk özel gazeteyi çıkardılar mı çıkarlar? E Kuruldu artık edebiyat. Tanzimat diye bir edebiyat var. Şinasi'nin öncülüğünde. Şinasi ilk adam böyle yakışıklı makışıklı böyle takım elbiseyle patron gibi düşün bunu. Bu adam tabii ki de ilklerin adamı olacak. Diyor ki beyler diyor sakin diyor. İlk ben başlayayım diyor. İlk yazıyor bir şa şair evlenmesini. Şair evlenmesi ne diyor Şinasi? Şinasi diyor ki vakti zamanında diyor. Ben diyor bir kız sevdim bana vermediler diyor. Ben de bunun için diyor şair evlenmesini yazdım. İlk tiyatromuz olsun bu diyor. Tamam diyorlar. Şair evlenmesi yayında. ilk tiyatro yazıldı. İlk özel gazetede zaten çıkmıştı tercümanı Ahval. Yine Şinasi ama bu sefer Efendi de vardı yanında. Şinasi diyor ki beyler diyor ben diyor biraz akılcı mantıkçı adamım zeki adam patronum lan ben diyor. Ben klasimden etkileneceğim diyor. Bir de diyor ki oğlum diyor bu labali labali yazım ne ya? Böyle yazım mı olur diyor. Ben diyor ilk noktama işaretlerini de ilk defa bir kullanın diyor. Ya ne yazdığınız anlaşılmıyor diyor. Labali labali yazıyorsunuz diyor. Duygular geçmiyor bana diyor abi diyor. Ve ilk noktama işaretlerinde Şinasi yani patron getiriyor. Patron durur mu? Durmaz. Patron bak patron adı üzerine böyle ilk Didaktik şiir yazıyor. Didaktik şiir yazıyor. Bu adam diyor ki al diyor biraz bir şeyler önerin diyor. Tamam mı diyor beyler diyor alın diyor biraz bir şeyler önerin adam olun diyor. Beni diyor benden öğrenecek çok şeyiniz var diyor. Daha sonra dönüyor bir de tabi arız ölçüsü kullanıyor. Bu, ya diyorlar patron diyorlar diyor sen hani sadeleştirecektin diyor. Ya diyor beyler diyor o kadar şey yaptım bunu da yapmayı vereyim diyor e, Şinasi amcamız. Yani Şinasi aslında Tanzimat birin genel özelliklerini de bize veriyor. Fransız edebiyatından etkilenmesi, sanatın toplum için doğması, dilde sadeleşmeye gidilip başarılı olunamaması ve arkadaşlar gazeteciliğin önemli olması. Tanzimat birin bak birin ikinin değil genel özellikleridir arkadaşlar ve kafiye kulak içindir anlayışı genellikle yaygındır bu dönemde. Sonradan arkadaşlar Şinasi Mukaddemi Tercümanı Ahval diye bir makale çıkarıyor. İlk makaleyi de yine Şinasi veriyor. Yani Şinasi ilklerin adamı. Patronla bu adam geçelim hemen Namık Kemal'e. Namık Kemal diye bir çocuk geliyor. Diyor ki abi diyor, şinas abi diyor. Sen kurdun diyor. Biz de devam ettirelim diyor. Şinas'te diyor tamam diyor. Ama diyor abi diyor ben yazarsam vatan için yazarım diyor. Hürriyet için yazarım diyor. Millet için yazarım diyor. Tam diyor oğlum diyor. Biz zaten toplum için çalışıyoruz diyor. Namık Kemal vatan şairi diyor ki Namık Kemal'e Şinas diyor ki sen diyor vatan için o kadar şiir yazıyorsun. Sen o zaman vatan şairi diyelim. Namık Kemal de diyor olur abi diyor. Namık Kemal oluyor vatan şairi. Namık Kemal böyle topluma önem veriyor. Bu divan edebiyattakiler gibi değil diyor. Yani böyle sanat toplum içindir diyor. Ve yazıyor da yazıyor. Yazıyor da yazıyor. Yazıyor da yazıyor. Sonra arkadaşlar vatan yahu Silisre diye bir tiyatro yazıyor Namık Kemal. Şinasi diyor müthiş diyor. Oo, abo diyor. Bu ne biçim tiyatro böyle diyor. Bunu yayınlayın diyor. Neyse yayınlanıyor bu. Halk bunu izliyor. Galyana geliyor. Diyor ki devlet ne biçim devletsin sen görmüyor mu diyor. Bu nedir böyledir şöyledir böyle. Tiyatroda bir ayaklanma çıkıyor. Ha padişah diyor Namık diyor. Sen diyor Silivri'yi özlemişsin herhalde diyor. Namık'ı sürüyor. Yani vatan yağı sürü önemli bir tiyatrodur. Arkadaşlar e, Zeki Hanım, İslam Bey bunları unutmayalım. bu tiyatronun içerisindedir. Sonra Namık Kemal diyor ki oğlum diyor ben diyor vatanı çok seviyorum. Uzan diyor ben niye diyor edebi bir şeyler koyup da vatanıma şey yapmayayım yardım etmeyeyim diyor. Ve intibah ilk edebi roman. Diyor ki bende bir intibah uyandı diyor Namık Kemal. ilk edebi romanı yazıyor bu bir. E diyor ki oğlum diyor ben diyor vatan şairiyim diyor. Kendi tarih bilmeyecek mi bu halk diyor. Tarihi anlatayım bunlara diyor. İlk tarih romanda yapıştırıyor mu Namık Kemal? Cezmi. ilk tarih roman. Bak Namık Kemal. Cezmi. İntibah ve arkadaşlar neydi? Vatan Yağız Üç büyük eser önemlidir arkadaşlar. Zaten vatan şairidir. Vatan hürriyet kavramlarına çok kullanıyor. Ama Namık Kemal biraz da romantiktir. Böyle coşkucudur bu adam. Tam şinası gibi böyle patron değil. O klasik değil. Bu coşkucu romantizmden etkileniyor. Zaten göreceksiniz Tanzimat Birim birçok e, yazarı, şairi e, şeyden etkileniyor. Romantizmden etkileniyor. Tanzimat 2'de biraz realizme falan kayış oluyor. Naturalizmden etkileyen de var etkilenen de var. Arkadaşlar velhasılı kelam Nam Kemal ile bu eserleri haricinde bir tane eseri var benim önemli gördüğüm. Lisani Osmani edebiyat hakkında bazı mülahazalar şamildir. Uzun bir eser ama çıkabilir arkadaşlar. Namık Kemal'in makalesidir ve Namık Kemal'in dil görüşünü anlatıyor bu makalede. Namık Kemal diyor ki dil böyle olmalıdır, dil şöyle olmalıdır, adam olun, insan olun diye bu makaleyi yazıyor sevgili dostlarım. Daha sonra efendime söyleyeyim Ziya Paşa geliyor arkadaşlar. Ziya Paşa da adı üzerinde Paşa gibi adamdır ve terki bent ve tercih bentleriyle ünlüdür. Tabi Namık Kemal ile kankiştirler bunlar. Bu iki kankiş ikisi de romantizmden etkileniyor arkadaşlar. Ziya Paşa'nın arkadaşlar Rüya adlı bir eseri var. Sadrazam Ali Paşa'nın ağzını burnu kırdığı eleştirdiği bir eseri kendisinin. Ve Defteri Amalım adlı arkadaşlar çocukluk anlarını anlattığı bir eseri var. Tabi muallim Naci de ileride çocukluk anlarını medrese hatıralarında anlatacak. Yani toparlamak gerekirse Ziya Paşa Namık Kemal'in kankası. Terki ben ile ünlü arkadaşlar, ee, şeydir defteri amalım adlı bir anılarını çocukluğundan anlattığı bir eseri var ve rüya adlı bir eseri var ve terki ben ve terciyentleri unutmayalım arkadaşlar. Hikemi şiirinde son temsilcisi olan Ziya Paşa romantizmden etkilenmiştir. Romantik Ziya ile romantik namı unutmayalım arkadaşlar önemli. Ve Ahmet Mithat Efendi burada adam gibi adamlardan biridir kendisi. Yazı makinesi ya, eline kalem alınca kimse tutamıyormuş bunu tamam bu Ahmet Mithat. Alıyor kalemi yapıştı yapıştır anam yapıştır. iki eliyle birlikte bir buradan bir roman bir oradan bir roman. 250 roman yazdığı söyleniyor Sayın Ahmet Mithat Efendim. E tabi halk için yazdığı için dili sade. Sadeleşme yapmış yani bunun patron diyor şinasiye diyor sen diyor tamam diyor ilk noktama şartlarını kullandın diyor ama diyor sen diyor dilini sadeleştiremedin diyor. Ben diyor romantik bir adamım diyor. Romantik olduğum için de dilimi de biraz sadeleştireyim diyor. E ben ha yazı makinesiyim zaten sürekli yazıyorum. E halkı da eğitmek istiyorum. O zaman bana hacıyı evvel yani ilkokul hocası diyebilirsiniz diyor. Şinas diyor tamam oğlum diyor ya. Zaten namı Kemal e de diyor. Vatan şairi dedik. Sen de hacıyı evvel ol diyor. E oldum diyor tamam. Güzel. Ahmet Mithat geliyor. Diyor ki ben artık öğretmenim kardeşim. Ben çocukları halkıma eğiteceğim diyor. Herkese eğiteceğim. Herkese eğitim. Herkese eğitim diyor. Ve yazdıkça yazıyor. Yazdıkça yazıyor arkadaşlar. Tabi dünya ikinci kez geliş ilk bilim kurgu romanı. Arkadaşlar esrar Cinayet ilk polisiye roman. Bunun haricinde en ünlü romanı olan Felatun Bey ve Rakım Efendi yanlış batılaşmayı anlattı. Bir tarafta Züppe Felatun bir tarafta e, böyle Doğucu Rakım Efendi yanlış batılaşmayı anlattı. Eserleri veriyor arkadaşlar. E, bunlar genel özellikleri. Gezi yazısı olarak Avrupa'da bir cevelan diyor ki ben diyor Avrupa'yı da göstereyim halkıma diyor ve Ahmet Mithat Avrupa'da bir alanı da yazıyor arkadaşlar. E bundan haricinde öyküde kısadan hisse ve arkadaşlar neydi? Bir şey daha vardı da unut bakayım bir ya. Letaif rivayet. hem iki tane de öyküsü vardı bu amcamızın. Ahmet Mithat bu yani. Bunları bilirsek genel ekseriyette Ahmet Mithat'ı da biliyoruz. Bunu da indirelim aşağıda. Şimdi unuttuğumuz yerler olmasın diye arada bir kopya çekebiliyorum sevgili dostlar. Efendime söyleyeyim. Geldik Şemsettin Sami. Arkadaşlar Şemsettin Sami dünce aklına ne gelecek biliyor musunuz? Dil dilci gelecek ya. Bu adam dilci dile çok önem veriyor arkadaşlar. Orhun yazıtlarını ve Kutago Bülük'ü alıyor. Diyor ki, diyor kardeş diyor, siz hepiniz diyor, burada yazdınız. Romanı yazdın diyor Ahmet Mithat diyor. Yazdın işte diyor Felahatun Bey'i. Namık Kemal diyor ilk edebi romanı bu arada ezan okunu yazdı Allah. İlk tarihi romanı yazdı diyor. E diyor ben de diyor o zaman diyor e Şemsettin Sami dil hakkında çalışmalar yapayım. Ee, ve Kutagu e, ve arkadaşlar Orhun yazıtlarını e, kaleme alıyor. Türkçe'ye çeviriyor. Kaleme alıyor ne? Yani, Türkçe'ye çeviriyor arkadaşlar. Sabah ve tercüman şarkılarında iki tane gazete çıkarıyor. Yani Şinasi'den geri kalmıyor bu amcamızda. Ve arkadaşlar Taşkı, Talat ve Fitnat ilk romanımızı yazıyor. Saçma bir roman ama ilk olduğu için normal. Unutmayın bu dönemdeki romanlar böyle çok kalitesiz, çok basit. Yani günümüzdeki romanlarla kıyaslanamaz. Çünkü ilk örnekleri veriliyor arkadaşlar. Zallah. Arkadaşlar ezandan sonra devam ederiz. Tanzimat ikinci dönem. Burada biraz keseceğim videoyu. Ezandan sonra devam ederiz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ezandan dolayı bir ara vermek zorunda kaldık 2. döneme geçerken. Gittim bir... <laughs> Üstümü değiştirip geldim bu arada. Şimdi ikinci dönem arkadaşlar. Abdullah Kamil Tarhan'la başlamadan önce ben ikinci dönemi size bir özetleyeyim. Şimdi arkadaşlar padişah diyor ki oğlum diyor siz diyor hayırdır la diyor. Böyle halkı gaza getiriyorsunuz. Namık Kemal diyor yazdı orada vatan yahu Silivri'yi. Silivri'ye gitti adam olmadı diyor. Bunlar diyor ya yani bu arada Silivri dedim Malta adası o dönemler. Sürgün yani. E, sürgüne gitti adam olmadı diyor. Siz diyor bayağı diyor coşmuşsunuz diyor. Böyle olmaz diyor. Bunların kafaya yumruğu indiriyor arkadaşlar daha sonra bunlar ne yapıyor? Korkuyorlar artık tekrardan eski divan edebiyatına dönüşler yani sanat, e, sanat içindir'e dönüşler işte e, efendim söyleyeyim gazeteciliğin önemi azalıyor artık. Artık yine e, eski süslü yazımlara dönüyorlar işte arzu, ölçü, sadeleşmeyi artık bırakıyorlar ve gazetecinin önemi azalmasıyla birlikte arkadaşlar romanlar gelişmeye başlıyor ama çünkü insanlar artık sanat sanat için olduğu için romana önem veriyor ve realizm ve naturalizm akımlarının etkisi Kanzmat 2. dönemin baş özelliklerinden biri olarak karşımıza tıkıyor. Yani romanlar geliş gelişiyor, tiyatrolar gelişiyor ama gazetecilik biraz geri plana kayıyor. Tabi tiyatrocuk da biraz geri plana kayıyor birinci döneme göre çünkü daha özgür bir ortam var birinci dönemde. Ama roman ve hikaye gelişiyor arkadaşlar. İlk batıl tarzda hikaye örnekleri de verilecektir bu dönemde. Ve ilk başta arkadaşlar bildiğiniz üzere tezatlar şairi olan Abdullah Kamil Tarhan. Şairi azam veya e, e, tezatlar şairi olarak biliniyor. Şairi azam demek büyük yani böyle azam azam gibi şair. ve Büyük şair demek. Ağız burun dalan şair demek arkadaşlar. Kendisi önemli bir isimdir Tanzimatik Müdi dönemde. Yazdığı arzu ölçüsüyle yazar ve hece ölçüsüne kullanmış bazen. Ama yazdığı şiirleri çok iyidir. Arkadaşlar Validem... Atlı şiiri annesi için yazdığı önemli bir şiirdir. Makber var arkadaşlar karısının ölümünden sonra yazdığı bir şiirdir. Bu arada arkadaşlar Validem ilk duraksız şiirdir. Makber ise karısının ölümü Fatma'dan sonra yazmıştır. Ve böyle metafiziksel şeyler içerir. Yani metafizik fizik ötesi şeyler içerir. <laughs> o yüzden önemlidir. Sahra ise ilk pastörel şiir örneğidir. Şimdi Abdullah bir neydi? Sahra, Makber, Validem. Üç şiiri unutmayacaksın. Önemli. Sahra neydi? Hemen söyle. Sen söyleyeceksin bak. Ben değil böyle konuşmalı. Böyle videoları böyle canlı izleyin. Sahra neydi? Makber neydi? Validem neydi? Bunlara dikkat. Validem neydi? Annesi ölümden sonra. Sahra neydi? İlk pastoral şiir. İşte efendime söylüyorum. Makber neydi? Ka annesinin ölümü diyorum. Ben. Annesi için. Makber neydi? Annesi, e, karısının ölümü diyor. Fatma'nın ölümünden sonra. Gerçi sonradan evleniyor ama neyse. Şimdi hemen şiir. Başka şiir var. Garam ve Sahra. Garam'ı da bilelim arkadaşlar. Garam önemli. Garam, Sahra, Bakram, Validem. Önemli ve tiyatrolar. Sebru Sebat içli kız ve arkadaşlar macerayı aşk. Sebru Sebat içli kız ve macerayı aşk. Abdullah Hamit Tarhan'ın önemli tiyatroları böyle ağır bir dil kullandığını unutmayalım. Hemen geçiyoruz kime Recaizade Mahmut Ekrem'e yani Üstad yani araba sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'i duyduğunuzda araba sevdasını diyeceksin yani yapıştıracaksın araba sevdasını yapıştıracaksın araba sevdasını ve arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem e eğer yetiştirebilirsem e Servet Hünün'ü de çekeceğim Servet Hünün'ün baş aktörlerinden yani kurulmasında yani yön vermiş bir adamdır ama kendisi Tanzimat ikinci Dönem sanatçısıdır arkadaşlar yine arkadaşlar bununla muallim Naci şimdi Bununla Malim Naci bir gün oturuyorlarmış arkadaşlar. Malim Naci demiş ki oğlum demiş, demiş sen hayırdır lan demiş böyle hani böyle e, kafiye demiş kulak içindir demiş. Tamam mı? O da demiş ki oğlum demiş ay pardon kafiye göz içinde demiş. Mahmut da demiş ki hayır demiş oğlum demiş. Kafiye kulak içindir demiş. tab bunlar birbirlerine girmişler. Mahmut buna bir yumruk atmış. Recazi'de Mahmut o ona atmış. Bunlar böyle kavga, gürültü, şey falan ayrılmışlar. O demiş ben senin üzerine bir şiir yazacağım. O demiş ben senin üzerine. Mahmut demiş ki seni zemzem suyla boğacağım. O da demiş ki e, Malim Naci de demiş ki senin kafana dam dam vuracağım. Arkadaşlar ondan sonra bunlar yazmışlar. Eserlerin isimleri belli olmuş. Zemzeme 1-2-3 diğeri de Demdeme yazmış bu şekilde. Ve o demdem dem diye dalıyor. Bu zemzem diye dalıyor. Şimdi recaizade zemzem. Unutma. Bak z var. Recaizade Mahmut Ekrem. Z'den aklına gelsin. Zemzeme. Diğeri de demdeme. Muallim Naci'de demdemeyi unutmayalım arkadaşlar. Ee, güzel olan her şey şiirin konusudur demiş arkadaşlar. Ve araba sevdası biliyorsunuz. Ya artık araba sevdasını salcılar bile biliyor yani. Bilin onu. Herkes biliyor artık. Ee, arkadaşlar araba sevdasını ve Afiye Encelik Encecik ve Atala adlı iki tiyatrosu var. Affeyi Encelik ve Atala. Yine Recaiz'de Mahmut Ekrem'in. Affeyi Encelik ve Atala'yı unutmayalım arkadaşlar. Muhsin Bey ve Şemsa adlı da iki tane. Ya şunu aklınıza gelsin. Recaiz'de Muh Muhsin Bey diye bir kankası var. Bunun da Şemsa adında bir şempazesi var. Bu şekilde aklınıza yani sizin aklınıza nasıl gelir bilmiyorum. Böyle kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve Nabizade Nazım Arkadaşlar Nabizade Nazım deyince 3 şey önemli na, Naturalizm ve Realizm'den etkilenmiş İlk e, psikolojik roman denemesi olan Zehra Ve ilk köy romanı olan Karabibik Tamam bak bu üçünü bil Nabizade Nazım'ın ağzını burnunu kurarsın Ha bir de öyküleri var Yadigarlarım, hasba ve Zavallı Kız Ama önemli olan o üçüdür Zehra, Karabibik romanlarını bil Ve na, na, Realizm ve Naturalizm'den etkilenmiştir Bunu bil e, Bunun haricinde Zavallı Kız, Yadigarlarım ve hasba adında 3 tane de öyküsü olduğunu bilirsen Katından yenmez. Ağız burun dalarsın yani sınava. Muallim Naci. Az önce anlattık Muallim Naci. dem demeyi bileceksin zaten. bu arkadaşlar şey köylü kızların şarkısını yazmış ilk. köyden söz eden şiirimizdir. Ve arkadaşlar göz için kafiyeyi savunmuştur. Yani biraz eski edebiyatta. Muallim eski Recaizade yeni. Muallim eski Recaizade yeni. Unutmayalım zemzem suyuyla muallimi dövdüğünü unutmayalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, dem demdemeyi e, zaten söylemiştik arkadaşlar. Göz içini söyledik. Ateşpare Ateş Bahare, Şerare ve Fruzan adlı 3 şiirini unutmayalım. Köylü Kızların şarkısını unutmayalım. Ve Medrese Hatıralarım adlı çocuk kanlarını anlattığını unutmayalım. Muallim Naci amcamız. Ve son adamımız Sami Paşazade Sezai. Arkadaşlar direkt bak Sergüzeşt küçük şeyler. Sergüzeşt küçük şeyler. Sami Paşazade Sezai. iki şey. Bak küçük şeyler ve Sergüzeş. Sergüzeş arkadaşlar romantizmden realizme geçişin ilk eseridir. Cariyeliği anlatır. Küçük şeyler de ilk batıl tarzı öykü örnekleridir ve realizmden etkilenmiştir Sami Paşazade Sezai. Sergüzeş ve küçük şeyleri bir realizmi bir bitir. Arkadaşlar Tanzimat Genel Ekseriyet'te büyük şekildeydi. Bir özet şeklinde hani hem sohbet olsun hem özet olsun böyle hikayeleştirerek vermeye çalıştık. umarım işinize yaramıştır. Vallahi elimden gelen bu. Ben de bir öğrenciyim. Çoğunu yeni hatırladım. Ben de çalışıp anlattım size. umarım faydalı olmuştur. Olmuştur. Umarım sınavda bunlar çıkar. E, ee, o zaman yetiştirebilirsem Servet Film Fekir ile devam <laughs> edelim.